Değerli basın mensupları, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın hafta sonu Karadeniz gezisinde meydanlarda sarf ettiği sözler bu kadarı da artık pes dedirdi. Beyefendi hayatında tatil yapmamış. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Terör örgütü bu memlekette askeri darbe yaparken kendileri Marmaris'te çalışma kampındalar mıymış? Darbeyi eniştesinden öğrenen bir cumhurbaşkanı olur mu? Tatildeyken oldu sayelerinde. Daha geçtiğimiz haftalarda nerelerdeydiler? Tüyü bitmedik yetimin hakkıyla yaptığı yazlık sarayda kimleri kabul ettiler? Kimlerle tatil yaptılar? Kardeşim Esat dediği günlerde ailece Esat ailesiyle birlikte Bodrumlarda tatil yapan kimdi? Yine terör örgütleriyle en ufak bir dirsek temasımız olmaz buyurmuşlar. Bırakın dirsek temasını, siz terör örgütüyle koalisyon yapıp bu ülkenin kozmik odalarını onlara teslim ettiniz. Sonra da aranız bozulunca ne istediniz de vermedik diye feryat ettiniz. Yetmedi daha son seçimlerde 3-5 oy alacağım diye İmralı ile mektup arkadaşlığı yaptınız. İmralı'dan mektup taşıttınız, terörist başı dediğinizin kardeşini devletin kanalı TRT'ye çıkarttınız. Hadi bakalım bir de oraya kayyum atayım. Geçtiğimiz hafta tüm Türkiye'de infial uyandıran, vicdanlarımızı kanatan çok acı bir olay yaşadık. Ölmek istemiyorum diyen bir anne, anne lütfen ölme diyen bir evlat, büyük bir soğukkanlılıkla onları telefonlarıyla videoya çeken vatandaşlar. Bu görüntüler tüm Türkiye'nin canını yaktı, kahrolduk. Emine Bulut'un eski kocası tarafından vahşice katledilmesine tüm toplumun gösterdiği reaksiyonu çok önemsiyoruz. Ancak bu cinayet maalesef tek değil. Ciddi tedbirler alınmazsa Emine Bulut cinayetleri ardına ardına gelecektir. Sadece bu yıl 223 kadın bu cinayetlere kurban gitmiştir. Aslında bu rakam teröre verdiğimiz kurbanların sayısından daha fazladır. Yani şu ana kadar 2019'un neredeyse her gününde bir Emine Bulut yaşamını yitirmiştir. Yüzlerce kadın her gün şiddet görmekte ve kadınlar hayatını kaybetmeye devam etmektedir. Kadınları erkek şiddetine karşı korumak için ülkeyi yöneten iktidar, devlet organlarına ve topluma çok ciddi görevler düşmektedir. Bu iş meydanlarda, televizyon ekranlarında atıp tutarak geçiştirilemez. Şovu bırakacaksınız. İktidarsanız muktedir olacaksınız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 6.284 sayılı koruma kanununun 4 yıldır yürürlükte olduğu halde bir türlü uygulanmayan İstanbul Sözleşmesi'nin tam olarak uygulanmasını istiyoruz. Katillere sırf takım elbise giydiği için iyi hal indirimi uygulayan bir adalet istemiyoruz. Kadınları erkek şiddetinden koruyacak kararlılığı devletimizin göstermesini bekliyoruz. Rütük'ün kadına şiddeti olağanlaştıran, kadını aşağılayan televizyon dizilerine bir çeki düzen vermesini istiyoruz. Rütük üyemizin kadına şiddet konusunda hazırladığı kapsamlı bir dosya kamuoyunun gündemine yeni getirildi. Rütük hayırlı bir şey yapacaksa işe buradan başlamalıdır. Devlet aile birliğini korumak kadar kadınların yaşam hakkını da korumak zorundadır. Kadınların yaşam hakkını ellerinden alınmasına, geride gözü yaşlı evlatlar, yaralı gönüller kalmasına göz yumamayız. Çocuklarımıza okul sıralarından başlayarak her türlü şiddete ve özellikle kadına şiddete sıfır tolerans bilincini yerleştirmek zorundayız. Ben cinayete kurban giden Emine Bulut kardeşimize Allah'tan rahmet, acılı yavrusuna ve ailesine sabır diliyorum.